Haberin doğru adresi havadisaru.com. Gelmiş miydin Kaymakamlık Bakanlığı'na? Hayır. Abdurrahman Kaymakamlık'a bir kez geliyorsun. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Peki var mı söylemek istediğin bir şeyler? Senden dinleyeceğimiz birkaç cümle olur mu? Çocukların oynayabileceği park alanları. Oynayabileceği park alanları. Yani yok böyle. Ondan sonra sokakta herkes arabaların böyle yani kaldırımlara çıkacak şekilde de park ediyor. O yüzden araç parkı yapılması gerekiyor. Spor alanları da az. Mesela kışın zorlu geçtiği bir ilçedeyiz. Yani kapalı spor alanların çoğalması lazım, olması lazım. Yani buradan mesela normal yazında kullanabileceğimiz oyun parklarının yanındaki spor aletleri olması lazım. Yani erişikte sokak köpekleri çok fazla. Onlar da çok sıkıntı ediyor. Bir de internet kafelerde denetlemenin olması lazım. Yaş küçük olanların gece yarısına kadar orada vakit geçirmesi çok kötü bir şey. Orada büyükler vakit geçiriyor. Ondan sonra bir de erişikliğin içinden geçen dereler hem görüntü kirliliği, pislik yani mikrop, kötü koku içeriyor. Onu da bir yani bir çözüm bulunması lazım. Görürseniz internet kafelerle ilgili emniyet amirine hemen bir talimat verebilirsiniz şimdi. Emniyet amirine bir talimat verelim. Daha dikkatli olsun. Daha fazla uzun görürlerse. Bir talimatım olacaktır. İnternet kafelerin daha sık denetlenmesi için. Küçük çocukların orada vakit geçirmemesi için de. Şimdi halkın bir araya gelmesi için mesela bir içen, bir müşteri insanlar ya içenli. Mesela onun gibi halkın bir araya gelmesi, yani gelmesi için içenliklerin artması gerekiyor. Yani kültürel, sosyal faaliyetler, belki biraz sportif faaliyetler istiyorsunuz değil mi Zeynep? Öyle sen de okun. Ne yapıyorsunuz? Sıklaştırılması için belli günler olması lazım. Yani erişikler, erişik özel festivallerin olması lazım. Mesela bahar şenlikleri falan. Yani mesela şimdi kıştan sonra ilkbaharda bir şenlik olması lazım. Öyle yani. Tamam, niyetim müdürümüz burada bir talimat verebilirsiniz. Bahar için bir planlama yapsınlar, bir öğrenci şenliği yapılabilir. Yani, şöyle bir şey o zaman, çevre etkinlikleri günü kapsamında belki böyle bir çalışma yapılabilir efendim. Çevre günü, dünya çevre günü ile ilgili. Biz bunu değerlendirelim. Bugün inceleyelim, arzulayalım zaten bizi. Başka var mı değerli arkadaş? Evet. Sayın Kaymakam, adamın üzere okullarımızda çeşitli branş dersleri adı altında çeşitli sınıfların düzenlenmesini istiyoruz. Mesela müzik olarak, müzikte enstrümanlar getirilmeli, resim olarak resim sınıfları açılmalı. Evet, Sayın Kaymakam. Bizim okulumuzda zaten mesela bilişim sınıfı oldu. Ama mesela bir müzik sınıfımız yok. Görsel sanatlar. Güzel olur mu Sayın Kaymakam? Konuları, sınıfları beğendiniz mi? Evet. Ben de kullanıyorum. Kullanıyorsunuz, çok güzel. Efendim tabii bu önemli bir talep. Bu konuyla ilgili zatenizin talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir çalışma yapıyor biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde sanat atölyelerinin içerisinde farklı etkinliklerin yapıldığı sanat ve spor atölyelerinin kurulması projesi var. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz gereken çalışmalar başlattı. Kaynak temini konusunda bir bütçeleme bekliyoruz bir bakanlığımızdan. Eğer o gelirse emirleriniz doğrultusunda hanımefendinin talepleri de karşılığını bulmuş olacak. Kodları sınıflarının benzeri belki bir merkezde hem sahne sanatlarının hem enstrüman vesaire müzik aletlerinin öğretildiği, çalındığı sosyal bir donat alanı yaratmayı planlıyoruz. Evet. Adam Musab, kaldırımların üstünde eşyalar var. Mesela sandalyeler olsun. İnsanlar o kaldırımlardan yürüyemediği için yollarda yürüyor. Onun için yani trafik oluyor. Araçlar da yollarını kullanmıyorlar. Yani bunun esnafa iletilmesi lazım. Yani onların yapacağı şey bir de artık kaldırımların üzerine eşya koyanların da belli bir ceza alması lazım. Yani şu okul gezileri var ya, yani daha da artabilir. Hani okul gezileri var ya. Nerelere gidiyorsunuz gezilere Tuşa? Mesela Kocaeli'ye gittiler. Yani başka yerlere de gidebilirler. Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında değil mi? İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu'nun bir projesiydi. Çocukların farklı şehirleri görmesini, yeni insanları tanımasını istiyordu. Biraz Biz Anadolu'yuz projesi biraz daha devam edecek Tuğçe. Önümüzdeki günlerde başka gruplar da yine ziyaretlere devam edecekler. Ama Sayın Kaymakamımızın bir emri varsa tabii onu da değerlendiririz. Evet. Proje devam edecek efendim. İçişleri Bakanımızın bir projesi o. Biz Anadolu'yuz kapsamında doğudaki illerde yaşayan çocuklarımız batıdaki illere, batıdaki yaşayan çocuklarımız doğudaki illere gidiyorlar. Tarihi, kültürel, turistik alanları geziyorlar. Oranın doğasına, insana dair yeni şeyler öğreniyorlar, yeni hususları gözlemliyorlar ve kendi şehirlerine gittiklerinde bunları paylaşıyorlar. Biz de malumunuz ağır olarak ilk etapta Kocaeli iline içimizden öğrencileri gönderdik. Ancak o proje devam ettiği müddetçe peyderpey öğrencilerimiz de Tuğçe Hanım'ın talebi doğrultusunda göndermeye devam edecekler. Arz ederim. Mesela spor konusunda kendini geliştirmek isteyenler var ya. Evet. Mesela bir abla masa tenisi, onun gibi şeyler. Bunların hepsi dışarıda pek fazla bulunmuyor. Hep internet kafelerde oluyor ve yüksek fiyatlara az zaman oynayabiliyorsunuz. Yani spor salonları çocuklar için açılmasını istiyorum. Bunlarla ilgili kurslarının açılması lazım. Kapalı spor merkezlerinde. Mesela boks, kickbox, masa tenisi, kort tenis. Yani öyle şeylerin artık ilçemizde daha fazla gelişmesi lazım ki ilçemizde bari yetenekli kişilerin dünyaya adını duyurması lazım. Haberin doğru adresi havadis.com.